Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün Önder Bey ile beraberiz. Önder Filiz Bey, Asos makinenin genel müdürü. Bize yaptıkları imalatları anlatacak. Biz de dinleyeceğiz. Sorularınız olursa bittikten sonra iletmenizi rica ederiz. Yani konuşma sırasında soru iletilince konular dağılıyor. Önder Bey, söz sizin. Sesiniz kapalı Önder Bey. Tamam, açıldı. Tamam değil mi? Merhaba herkese. Önder Filiz ismim. Elektronik mühendisiyim. Asos'un kurucu ortağıyım. 2006 yılında kurduk firmamızı. Bugünkü programda firmamı tanıtma şansım olacak sizlere. Önce kısa bir videomuz var. İmalatımızla ilgili bu videoda. Bunu paylaşacağım. Daha sonra da bir sunum üzerinden gideceğiz. Sunumda hangi makinaları üretiyoruz? Ve şu anda bizim gördüğümüz Türkiye'de yaptığımız prestijli bazı projeler var. Ve maden sanayinde yeni teknolojilerle ilgili özellikle bilgileri vereceğim. Ondan sonra da soru cevap kısmına geçebiliriz. İzninizle ben videoyu paylaşıyorum. Buyurun. Ses gelmiyor. Sessiz mi bu? Önder Bey, hiç ses gelmedi. Önder Bey, biraz mikrofona yaklaşırsanız sesiniz çok kötü geliyor. Hatta mümkünse bir kulaklık kullanabilirseniz ondan daha net ses alabiliriz. Hocam video kısa bir video. Video bitiyor. Ondan sonra ben sunumda biraz detaylara gireceğim. Yok, sizin sesiniz de çok zayıf geliyor. Yani ya bir kulaklık kullanın ya da biraz daha yaklaşırsanız daha net duyarız sizi. Bu video sessiz mi yoksa ses arızası mı var yani? O video seslidir de ses alamıyoruz. Evet Önder Bey. Videoda müzik sesi olduğu için herhalde o yüzden benim sesim az geldi sizlere. Sunum ekranı geldi mi? Evet. Tamam. Şimdi ben sunumda sesim gayet iyi geliyor herhalde. Evet. Evet, şu anda çok temiz. Tamam. Videoda bir müzik sesi vardı. Kusura bakmayın herhalde. Müzik daha baskın çıkınca sizlere gelmedi. Ben Evet. buradan bahsederek kısaca firmamızla ilgili tanıtımı yapacağım sizlere. Burası gördüğünüz fabrika bizim Çorlu'daki tesislerimiz. Yaklaşık 15 bin metrekare bir alanda 250 kişiyle çalışıyoruz. Bunun yaklaşık 50'si mühendis ağırlıklı bir firmayız. Proses dizaynından imalatına. Sesinizi kapadınız. Önder Bey, Önder. sesiniz gitti. Sesiniz. Bağlanabildim mi şarkıda? Ses geliyor mu? Ses Tamam. alabilir mi? Ses arada kesiliyor herhalde ve ben dikkatli olayım. Şu anda iyi herhalde. Evet. Tamam.
Devam ediyorum. Biz kendimize logomuzda da belirlendiği gibi ağırlıklı olarak proses mühendisliği diye tabir ediyoruz. Hani ürettiğimiz makinalarda da maden sanayinde özellikle her prosese, her madene, her yapılacak uygulamaya göre bu kurutma fırını da olsa, başka yapılacak makine de olsa bir dizayn gerekiyor. Bir prosesin yapılması gerekiyor. Biz bu prosesin her aşamalarını en baştan başlayarak dizaynını, imalatını, tasarımını, otomasyonunu devreye almasına kadar kendi bünyemizde yapmaktayız. Evet. Sonra da otomatik olarak kapılınıyor Caner Hanım ama ben açıyorum gördükçe. Uyarırsanız. Evet. Hocam şimdi bizdeki hani özellikle gurur duyduğumuz bir yerimiz var. Türkiye'deki belki de makine sektöründeki ender olan firmalardan biriyiz bu konuda. Kendi fabrikamızın içinde 2000 metrekare bir alanda pilot test center'ımız var. Maden sektöründeki, kimya sektöründeki müşterilerimiz burada pilot bazlı denemeleri gelip bizlerle beraber çalışmalarını yapabiliyorlar. Biz bunu neden yaptık? Az önce Dündar Bey'le de sunum öncesi konuşurken, sohbet ederken mesela işte İngiliz firmalar, Alman firmalar, burada duayen olmuş çok büyük firmalar bize bir teklif verdikleri zaman bizler de sizler de 100 yıllık firmaların bu işi yapabileceğine inandığımız için hepimiz diyoruz ki Avrupalı bu işi yapar kanaatine kapılıyoruz. Türk firmalarda bizler onlara göre daha genç firma olduğumuz için her zaman sorgulandığımız nokta şu oluyor. Yerli firma bu projeyi yapabilir mi? Yerli firma bu makineyi yapabilir mi? Yerli firma bu işin altından kalkabilir mi? Biz bu tarz soru işaretlerini giderebilmek için bir yatırım yaptık. Yaklaşık 6 sene oldu bu tesis kuralı. Mevcut üretim fabrikamızın içinde 2000 metrekare bir alanda bütün ürettiğimiz büyük makinelerin pilot ölçeklisini yaptık. Hani hem müşterimizi ikna edebilmek, hem gözünü doldurabilmek, hani laboratuvar bazlı değil de daha büyük böyle 100 kilogramlık, 1 tonluk denemeleri yapabileceği, bizim ürettiğimiz makinelerin hepsinin pilotlarından oluşan bir kısım burası. Burada neler var? Ekranda gördüğünüzde akışkan yataklı kurutucular, kalsinatörler, statik kurutucular, bantlı kurutucular, evaporasyon ve kristalizasyon tesisi. Yani ASOS'un ürettiği bütün ekipmanların pilot ölçekli uygulamaları var. Bir sürü müşterimiz de şu anda yeni proseslerde özellikle hangi tip makinenin kullanılacağı, bunun prosesinin nasıl olacağını seçebilmek için burada testler yapıyoruz. Bizim mühendis arkadaşlarımızla beraber. Devam ediyorum ben. Aynı zamanda fiziki testleri yapabildiğimiz bir laboratuvarımız var. Yine fabrika bünyemizde. Burada tüm nem ölçümlerini, elek analizlerini, aşındırma testlerini yapabiliyoruz. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklı fırın testlerini de yapabiliyoruz. Burası bizim proses dizayn ekibimiz. ASOS Türkiye'de 637. ARGE merkezi aynı zamanda. 637. ARGE merkezi yaklaşık olalı 4 yıl oldu. Mühendis sayılarımızla beraber burada makine mühendisi arkadaşlar dizayn ve tasarım uygulamalarını yapıyor. Katı model tasarımlardan aynı ve analiz uygulamalarına kadar bu ARGE merkezimizde yapıyoruz. İmalatımızdan birkaç görüntü göstereceğim size. Robotik kaynaklarla burada yaklaşık 3000 ton paslanmaz işliyoruz yılda. 2000 ton kadar da karbon çelik malzeme işleyebiliyoruz imalat alanımızda. Daha geniş bir görüntü imalat alanımızda. Bu da yine yaptığımız uygulamalardan sevkiyat sırasında çekilen fotoğraflarımız. Elektrik otomasyon kendi bünyemizde hem pano imalatı hem PNC, DCS gibi yazılımları yapabilme kabiliyetimiz var. Bir makinacı firmada bu özelliğin olması müşteri açısından hani mekanik imalatın da elektrik imalatının da devreye alınmasının da tek elden yapılması açısından bir avantaj sağlıyor tabii ki. Montaj devreye almaları yapıyoruz yine şantiyelerimizde. Şimdi biz de hangi sektörlere hizmet ediyoruz? Madencilik bizim ana sektörümüz. Maden sektörüyle başlıyoruz ama ASOS kafanızda şöyle oturabilir. ASOS'un ürettiği standart seri üretim olarak yaptığı ekipmanlar var. Bunlar kurutmanın her tipi diye özetleyebilirim. Bir de ASOS madenin kimyaya geçme aşamasında. Yani elinizdeki ham maddeden son ürüne geçeceğiniz yerde biz varız. Neler bunlar? Bakır madeniniz varsa bakır sülfat. Magnezyum varsa magnezyum sülfat. Mesela
kobalt sülfat, nikel sülfat tarzında bu tarz elimizdeki ham maddeleri işleyebilecek kabiliyete sahip bu tarz tesisler kurabilmek yine dediğim gibi kurutmanın her tipi akışkan yataklı kurutucu, döner bantlı kurutucu, kalsinasyon tesisleri, kimya tesislerinden dolayı evaporasyon kristalizasyonuyla beraber anahtar tesisim kimya tesisleri yapmaktayız. Şimdi bugün sizlere özellikle bahsetmek istediğim sektörde ne tarz yenilikler var? Hani biz şu anda yaklaşık 3 yıldır bu konu üzerine Ar-Ge yapmaktayız. Maden sektöründeki yeniliklerde özellikle bizim ülkemize kazandırmaya çalıştığımız ve kendimize misyon edindiğimiz bir know-how var. Çünkü zenginleştirme, maden zenginleştirme dediğimiz zaman klasik flotasyon, kırma, eleme bu tarz ayrımları biliyoruz. Ama iş biraz daha kimyaya gittiği zaman ya da spesifik madenlere gittiğimizde daha seçici sistemlerle daha kıymetli madenleri seçebiliyoruz. Mesela burada ekran görüntüsü olarak kullandığımız yerde bizim şu anda bu ürünlerin hepsini biz Türkiye'de üretiyoruz ve kendi prosesimizle oluşturduk. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biraz onları size açacağım. Neler yapıyoruz? Solvent ekstraksiyon dediğimiz bir teknolojimiz var. Solvent ekstraksiyon teknolojisiyle burada solvent kimyasallarıyla SX diye tabir ettiğimiz mixer settler'larla biz madende verimli olabilecek derecede ürünlerin dışında kalan PPM derecesinde ama kıymetli ürünleri solvent ekstraksiyon teknolojisiyle çekebiliyoruz. Burada birkaç Avrupalı firmayla dirsek temasındayız. Onlarla beraber mühendislik çalışmaları yapıyoruz. Biz Türkiye'de bunların pilot tesislerini ve daha sonra üretim tesislerini kurmaya yanındayız. Bununla ilgili kendi az önce gösterdiğim pilot test center'da bir laboratuvarımızda solvent ekstraksiyon mixer setleri var. Bir de bununla beraber şu anda yaptığımız çalışmalar var. Solvent ekstraksiyon teknolojisinde solvent kimyasallarıyla seçici olacağımız maden, bu nikel olabilir, kobalt olabilir, bakır olabilir. Seçici maden ters akım yöntemiyle, solvent kimyasallarıyla alınmakta. Flotasyon mantığındaki gibi aynı şekilde bir sıyırma işlemiyle bu maden kazanılmakta. Ve solvent kimyasalının yaklaşık %99'u geri döndürülmektedir. Hani ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da üretim maliyetleri bayağı düşük olmaktadır. Çünkü solvent kimyasalı hiçbir şekilde atılmıyor. Ürün kazandırıldıktan sonra mutlaka geri kazanılıyor. Neler yapıyoruz bununla alakalı? Şu anda işte Gördes'teki işletmemizde metanikel işletmesine bir pilot tesis kuruyoruz. Bu pilot tesiste oradan çıkan nikel ve kobalt karışımını MHP dediğimiz mix malzemeyi biz solvent ekstraksiyon yöntemiyle ayırarak son ürün diye tabir ettiğimiz nikel sülfat ve kobalt sülfata gidiyoruz. Yakın zamanda bir kobalt sülfat işletmesi kuruldu. Kobalt karbonat işletmesi. Mazı Dağı'nda biliyorsunuz Cengiz Holding'in yaptığı. Ona benzer bir proses. Orada da aynı şekilde kobalt ve çinko kazanılıyor solvent ekstraksiyonla. Biz de burada bu know-how'u yaptığımız çalışmalarla ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar yatırım maliyeti yüksek olan tesisler. Bizler yerli üreterek maden firmalarının bunlara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Örnek verirsem, bu akım şeması üzerinden sizlere bahsedeceksem, elimizde karışık bir MHP dediğimiz, içinde nikel, kobalt ve diğer safsızlıkların olduğu bir ürünü önce diş yöntemiyle, kimyasal yöntemle çöktürme işlemini yapıyoruz. Daha sonraki filter press işlemlerinde katı malzemeyi alıyoruz. Çözeltide devam eden nikel ve kobaltı belli aşamalardaki solvent ekstraksiyon yöntemleriyle çöktürme işlemini yapıyoruz. Buraya kadar bütün yaptığımız işlemler zenginleştirme oluyor. Zenginleştirilmiş çözeltimizi evaporasyon kristalizasyon dediğimiz sistemlerimize alarak son üründe kristal kobalt sülfat ve nikel sülfat üretimini yapmış oluyoruz. Bu yeniliklerden biri, 3 tane yenilik anlatacağım size bizim şu anda Ar-Ge olarak yaptığımız. Birincisi az önce bahsettiğim solvent ekstraksiyondu. Diğeri de ion exchange dediğimiz solvent ekstraksiyon mantığında yine zenginleştirme olarak kullandığımız çalışmalarımız. Ion exchange de aslında bir reçine.
Diğerinde sıvı kimyasalları kullanıyoruz. Burada da seçici reçineleri kullanıyoruz. Seçici reçineler hepimizin yakından bildiği çok uzun yıllardır su yumuşatma sistemlerinde kullanılır. Suyun içindeki safsızlık oluşturan metalleri almak için kullandığımız reçinelerdi. Teknolojinin gelişmesiyle, reçine sisteminin, reçine teknolojilerinin gelişmesiyle bu artık bir zenginleştirme yöntemi olarak kullanılmaya başlandı maden sanayinde. Neler yapıyoruz? Bu seçici reçinelerle yine PPM derecesinde çok az tenollerde olan değerli dediğimiz madenleri bile seçerek reçinede tutuyoruz. Daha sonra farklı kimyasalla, rejenerasyon dediğimiz ters yıkama yöntemiyle bunu ayırıyoruz. Bu reçine sistemlerinde mesela en son yaptığımız uygulamalarda lityum madenini bu şekilde kazanıyoruz. İşte Tuz Gölü'nde olan şu anda yaklaşık 300 ppm civarındaki lityum madenini reçinede seçici bir reçinede tutarak daha sonra tekrardan kazanmış oluyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Çok yüksek cevherler içindeki az tenörleri seçici reçinelerle daha kolay olarak aldığımız için bir sürü işlemden kurtarıyor zenginleştirme yöntemlerinde. Biz neler yaptık bununla ilgili? Mesela bu bizim Kütahya'da kurduğumuz bir tesis. Sarı olarak gördüğünüz yerler reçine tankları. İyon eksen sistemi olarak tabir ettiğimiz. Burada mesela potasyum klorür madeni giriyor. Potasyum klorür madenini potasyum seçici reçineyle tutuyoruz. Daha sonra nitrik asitle yıkama yaparak potasyum klorür madeninden potasyum nitrat üretiyoruz. Bu da Türkiye'nin şu anda ithal ettiği bir gübreydi. Biz bu testte yılda yaklaşık 50 bin ton potasyum nitrat gübresi üretmiş oluyoruz. İyon eksençte yaptığımız sistemlere örneklerden biri bu. Belki hızlı geçiyorumdur. Soru cevap kısmında biraz detaylarına girebiliriz bu sistemlerin. 3 tane sistem anlatacaktım yenilik olarak. Bu 3. sistemimiz. ASOS'un ARGE olarak üzerinde uğraştığı ve ARGE ve teknolojisini kendimize, ülkemize kazandırdıktan sonra da bu konuda tesisler kurduğu kısım. 1. ve 2. sistem değerli olan ama PPM derecesinde çok az olan madenleri kazanmak için zenginleştirme yöntemiydi. 3. anlatacağım yenilik sistemi de şu maden sektöründe herkesin başının dertte olduğu kısımlardan biri atık yönetimi. Özellikle sıvıyla olan zenginleştirme işlemlerinden dolayı çok ciddi bir sıvı miktarları çıkmaktadır. Hepimiz de bildiğimiz gibi deşarj izinlerini tutturamıyorsak burada barajlar yöntemiyle bu sıvı atığı depolamak zorunda kalıyoruz. Biz burada asos olarak ne yaptık? Bu sıvı atıktan kurtulabilmek için evaporasyon teknolojisiyle, hani dünyada zaten uygulanan, yavaş yavaş artık ülkemizde de uygulanmaya başlanan kısımlardan biri olan zero liquid deşarj diye tabir ettiğimiz evaporasyon teknolojisiyle bu sıvı atıktan kurtuluyoruz. Sizin şöyle oluşturabilirsiniz aklınızda. Deşarj edemediğiniz bir sıvı atınız varsa, bundan kurtulmak istiyorsanız, baraj yapma şansınız da yoksa buharlaştırma yöntemiyle bundan kurtulabiliyorsunuz. Peki bu buharlaştırmanın maliyeti ne? O yüzden en önemli şey burada maliyet olduğu için, çünkü buharlaştırma için ciddi bir enerji gerekmektedir. Ama ilerleyen teknolojilerle bu aşağılara çekilmektedir. O yüzden en başta bunu yazdık. Buharlı sistem dediğimiz termokompresörlü sistemlerde 1 ton sıvı atığı buharlaştırabilmek için 500 kilogram buhar harcıyoruz. Mekanik kompresörlü sistemlerde ise 1 ton sıvı atığı uzaklaştırabilmek için 25 kilowatt elektrik harcıyoruz. Bunda sıfır buhar var. Mekanik kompresörde sadece ilk startupta bir buhar veriliyor. Buharlaşma sağlandıktan sonra sistem kendi atık buharıyla kendini döndürüyor. Tabii bunlar dediğim gibi dışarı attığınız bir atığı ekstradan enerji harcayarak çözüm getiren bir sistemler olduğu için ve enerji de pahalı olduğu için şu anda nerelerde daha çok uygulanıyor? Eğer sizin atığınızın içinde geri kazanılacak bir ürün varsa, sodyum klorür varsa örnek veriyorum, işte çok az miktarda metalik madenlerden varsa veya sülfatla bağlanan herhangi bir kimyasal varsa, bunun sonunda atıktaki suyu uçurduktan sonra bunu geri kazanabiliyorsak daha feasible sistemler oluyor. O yüzden bizim şu anda yaptığımız çoğu uygulamada ya organik bileşenler çıkıyor sonunda, gübre sanayinde kullanabiliyoruz. Ya da en çok sodyum klorür çıkıyor atıklardan tuz sanayine. Yine ürün olarak, saf ürün olarak verilebilmektedir bunlar.
Zira likit beşer sistemleri nelerden oluşuyor? Kabaca sizin bir maden tesisinden baraja giden atıktan sonra bir membran teknolojisi giriyor. Ön arıtmadan sonra RO dediğimiz membranlardan bir miktar su arıtılıyor. Arıtılmış su artık temiz su, tekrar geride proseste kullanılabiliyor. Membranda arıtılamayan konsantre dediğimiz su bizim evaporasyon sistemimize geliyor. Evaporasyon sisteminde az önce söylediğim, tercih edeceğimiz buhar ya da elektrikli tip bir evaporasyon sistemiyle bu su buharlaştırılıyor. Daha sonra yoğuşturularak saf su elde ediliyor. Atık miktarı burada mesela %3 katı madde varsa atığınızda 100 birimden 3 birime düşmüş oluyor. Bu bizim yaptığımız testlerden bir örnek akım şeması. Girişte kısaca bahsediyorum. Girişte yine bir ön arıtmamız var burada, bu bölgede. Ön arıtmadan sonra bizim evaporasyon teknolojimiz giriyor. Kristalizasyonla, mesela burada tuz elde ediyorduk. Kristalizasyon sistemiyle bir çöktürme işlemi de yapacaksak, burada da kristalizasyon sistemiyle son ürünü almış oluyoruz. Çevrenin sıkıştırdığı yerlerde, baraj yapımına müsait olmayan yerlerde ya da az önce belirttiğim gibi atığın içinde ürün elde edilebilecekse çoğu yerde artık evaporasyon teknolojisi, zero likit deşarj teknolojisi kullanılmaya başlandı. Bu 20 metreküp saatlik bizim en son yaptığımız bir zero likit deşarj projesi yine aynı şekilde. Burada MVR'lı bir evaporasyon sistemimiz var. Saatte 20 metreküp bir atık çözeltiyi besliyoruz. 20 metreküpten 19 metreküp temiz su elde ediyoruz. 1 metreküp lapa şeklindeki katı atık daha sonra kurutularak katı atık olarak bertaraf kısmına gönderiliyor. 3 tane yeni teknolojiden bahsettim. İkisi zenginleştirmeydi. Solvent ekstraksiyon ve iyon eksens. Sonuncusu da zero likit deşarj dediğimiz teknolojimizde bizim daha çok atık yönetimiyle alakalı ülkemize know-how olarak kazandırdığımız bir teknoloji oldu. Hani bu tarz projelerde Türkiye'de bunun mühendisliğini yapan var mı, dizaynını yapan var mı, deneme yapmak istediğimiz zaman pilot testlerini kullanabileceğimiz bir yer var mı dediğiniz zaman ASOS akla gelen firmalardan biri olmayı hedeflemektedir bu konuda. Bunun dışında bu proses mühendisliği hizmetlerimizin ve kurduğumuz testler dışında ASOS'un seri olarak üretim olarak yaptığı ekipmanlar var. Akışkan yataklı kurutucuları biz ilk olarak 2009 yılında Etimaden'le başladık. Şu anda Etimaden'in bütün borik asit tesislerinin hepsinin çıkışında akışkan yataklı kurutucularımız var. Onların sayesinde yerleştirdik. Dünyada da 200'ün üzerinde referansımız oldu. Türkiye'de de Silis Kumu'nda, Feldispat'ta, Kuvars'ta, yine kimya sanayinin çoğu yerde akışkan yataklı kurutucularımız kullanılıyor. Avrupa'da 5 üretici var. Biz de 5 üreticiden biriyiz. Şu anda İngiltere'de mesela bir silis kumu tesisi kuruyoruz. Aynı şekilde Rusya'da bir gübre fabrikası kuruyoruz. Kurutucularımızı artık yurt dışına da çok ciddi manada ihraç ediyoruz. Ayda 2 tane ürettiğimiz bir ekipmanımız bu. Nelerden oluşuyor akışan yataklı kurutucular? Basit bir akım şemasından gösterecek olursam sizlere. Tabii maden sanayinde bir besleme bunkerinden kurutucuya beslenen ürün. Burada bir enerji kaynağımız. Genelde maden sahalarında LNG, doğalgaz kullanabiliyoruz. Kimya tesislerinde buhar olduğu için buharla yapabiliyoruz. Akışkanlaştırma teknolojisiyle, yani adından anlaşılabileceği gibi, burada malzemenin oluşturduğu yatak kaynar bir yatak pozisyonuna giriyor. Bu en verimli kurutma oluyor. Neden en verimli kurutma? Çok düşük enerjiyle bunu yapabiliyorsunuz. Hani bunun uygulamaları genelde döner tip, roteri kalsinatör diye tabir ettiğimiz makinalara alternatif. Burada ısının aldığı yol kalsinatör fırınlarına göre daha kısa olduğu için ürüne vurup enerjisini bırakıp hemen bacadan filtreden geçip tekrar bacadan dışarı çıkıyor. Ürünle havanın maksimum buluşmasını sağladığı için de akışkan yataklı kurutucular şu anda maden sanayinde kurutma teknolojisinde kullanılan en verimli makinalardır. Burada yine blower'lı bir makineye bahsediyoruz. Ürünü besledikten sonra bir doğalgaz cehennemliğinde ısı elde edip aynı zamanda doğalgaz cehennemliğinden geçen hava ile birlikte akışkanlaştırma havasını sağlayıp ürünü kurutup tekrar kuru ürün olarak çıkartıyoruz. Roteri kalsinatörler zaten önceden beri en çok kullanılan ekipmanlar. Bizim de seri olarak, üretim olarak kullandığımız ekipmanlardan biri. Bantlı kurutucular
daha çok maden sektöründe kil tarzı kurutmalarda kullandığımız ürün, filter press çıktısı bir ürünse, kek formunda bir ürünse, biz onları bantlı kurutucularda makarna formunda getirip kurutma işlemini yapabiliyoruz. Bantlı kurutucular tamamen bir çelik bant üzerinde kat kat dizayn şeklinde yapılarak üst banta dökülen ürün belli bir mesafeyi aldıktan sonra tekrar devir daim yöntemiyle alt banta dökülerek tekrar kurutularak çıkmaktadır. Sprey kurutucular adı üzerinde büyük bir silonun içinde atomizer mantığıyla 15.000 devir, 10.000, 15.000 devir dönen devirlerde yukarıdan püskürtülme yöntemiyle aşağıdan sıcak hava verilerek kurutma işleminin yapıldığı noktalardır. Çözelti formunda bir ürününüz varsa buna kurutma yöntemi arıyorsanız çözelti burada püskürtülerek sıcak havayla sprey kurutuculardan kurutulmaktadır. Flaş kurutucular, yine filter press çıktısı bir ürününüz varsa, kek formunda bir ürününüz varsa bunu kurutmakla ilgili bir çözüm arıyorsanız flaş kurutucuların altında aynı bir fan pervanesi gibi bir parçalayıcısı var. Parçalayıcının olduğu kısma bir sıcak havayı üfleterek kuruyan malzemeyi fan yardımıyla siklonlara çekerek kuru ürün olarak alıyoruz. Zira likit peşarj testleri, az önce bahsettiğim testler bu şekilde. Bu bizim Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, Afyon Alkolit Fabrikalarına yaptığımız bir uygulama. Onun resmi. Orada yaklaşık 11 metreküp saat atık vardı. 11 metreküp saat atıktan yaklaşık 10,5 tonunu buharlaştırarak 500 kilogram çıkan üründen de organik gübre olarak değerlendirdik. Tabii onlar aşağı işledikleri için organik bir ürün işliyorlar. Organik atık da gübrede değerlendirilebildiği için gübre sanayine hizmet ediyor. Bu az önce de bahsettiğim, bizim anahtar teslim yaptığımız testlerden biri. Dedim ya, asosu kafanızda şöyle oluşturabilirsiniz. Tekrar altını çizme gereği duyduğum için söylüyorum. Kurutmanın her tipini yapan bir firmayız. Aynı zamanda madenden kimyaya son ürüne geçiş aşamasındayız. Bu mesela potasyum madeninden, potasyum klorürden potasyum nitrat ürettiğimiz bir tesis. Yaklaşık burada 50.000 ton yıl potasyum nitrat üretim yapmaktayız. Aynı tesisten bir foto. Referanslardan kısaca geçiyorum. Bu geçenlerde basında çok duymuşsunuzdur. Reklamı bayağı yapıldı elektrikli arabalardan dolayı. İtimaden işletmelerine Kırka'da kurduğumuz lityum tesisi. Anahtar teslim bizim yaptığımız bir tesis. Burada ne yapıyoruz? İtimadenin sıvı atıklarının içindeki lityumdan yaklaşık 300 ppm bu lityum. Az önce size anlattığım teknolojilerle birlikte bu lityumu kazanıyoruz. Bu tesisten, pilot tesisten 10 ton yılda şu anda lityum üretiliyor. Bu tesis yılbaşında çalışmaya başladı. Yılbaşının Aralık ayının sonunda açılışı yapılmıştı. O günden beri çalışıyor. Bu tesisin bir sonraki aşaması, buradaki denemeleri gördükten sonra itimaden işletmeleri 600 ton yıllık büyük tesis yapacak. Bu yine çinko oksitten çinko borat diye ürettiğimiz, prosesi tamamen bizlere ait olan, know-how'unu ASOS tarafından geliştirilmiş bir proje. Burada çinko oksitle borik asit reaksiyonu sonucunda çinko borat ürünü ürettik. Nedir çinko borat? En belirgin özelliği elektrik kablolarında alojen free dediğimiz yanmazlığı sağlayan malzemedir. İthal gelen bir malzemeydi bu ülkemize. Bor var zaten, çinko da var. Biz bunların reaksiyonunu yaparak şu anda 10.000 ton yıl üretim yapan çinko borat tesisi kurduk. Burada çinko oksitle borik asit reaksiyona giriyor. Reaksiyon sonucunda prosesimizde yine filtre, kurutma ve paketleme şeklinde ürettiğimiz bir anahtar teslimi tesisimiz. ZLD'ye bahsetmiştim az önce kısaca. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yaptığımız bir tesis. Kimya sanayindeki uygulamalardan biri organomineral gübre tesisleri. Onların atıklarından yine aynı proseslerle yapıyoruz. Onları kısa geçtim. Ha, mesela bakır madeninden yaptığımız, İsviçreli bir firmaya Bandırma'da yaptığımız bir tesis bu. Atık bakırlardan, urda bakırlardan sülfürik asitle reaksiyona sokarak bakır sülfat üretiyoruz. Bakır sülfat biliyorsunuz hem bir gübre malzemesi hem de ağaçlarda da aynı şekilde kullanılıyor. Özellikle zeytin ağaçlarında o bölgede ve hayvan çiftliklerinde de çok fazla kullanılan bir malzeme. Biz burada
bakırla sülfürik asit reaksiyonu sonucunda bakır sülfat olarak üretimini yaptığımız bir tesis. Bu borulu gübre tesisi, 10 bin ton yıllık kurduğumuz bir tesis. Kısaca geçiyorum bunları. Bu yine referanslarımızdan biri feldspat tesisi. Aydın Çin'de oradaki büyük madencilerden biri olan Kaltun Madeni anahtar teslim olarak yaptığımız. Ana ekipman tabii bizim şeyimiz yine akışkan yataklı kurutucumuz. Akışkan yataklı kurutucunun dışında diğer ekipmanlarla beraber bizim müteahhitliğini üstlendiğimiz bir iş. Bu yine madenden son ürüne gittiğimiz bir tesis. Çorum'da kurduğumuz bir tesis. Magnezyum sülfat anhidrat tesisi. Türkiye'de üretilmiyordu yine aynı şekilde. Magnezyum sülfat olarak üretiliyordu ama anhidrat olarak üretilmiyordu. Yani susuz bir, içindeki 7 mol suyu da uçurduğumuz bir magnezyum sülfat tesisi. Kardemir'in atıklarından elde ettikleri magnezyumdan biz burada lişleme yöntemiyle magnezyum sülfat üretiyoruz. Daha sonra iki tane akışkan yataklı kurutucu da kalsina prosesi yaparak, kurutma artı kalsinasyon yaparak 0 mollü magnezyum sülfat üretmiş oluyoruz. Bu ülkemize çok kurmak istediğimiz ama daha Türkiye'de yapmadığımız, Almanya'da yaptığımız bir tesis. Bu bizim için güzel bir proje. Çünkü mühendislikte biz hep Almanları örnek aldık. Hep onları taklit ederek, örnek alarak, onların yaptıklarını yapabilerek yapabilmeye çalıştık. Yaklaşık 2016 yılında anahtar teslim olarak Düsseldorf'ta kurduğumuz bir tesis. Biliyorsunuz genç kömürleri Leonardit olarak adlandırıyoruz biz. Yani kömür oluşumu olmamış, Leonardit olarak adlandırıyoruz. Leonardit'ten burada ümük asit ürettiğimiz bir tesis, bu anahtar teslim yaptığımız bir tesis. Çok değerli bir gübre. Ülkemizde de Leonardit var ama TK'nin bazı çalışmaları var bununla alakalı. Tabii bizdeki organik oranı Almanya kadar şanslı değiliz. Onlardaki Leonardit'teki organik oranı %80'lerin üzerinde, biz de %40-50'lerde kalıyoruz. Ama belli başlı bir zenginleştirme yöntemleri var. Biz burada edindiğimiz tecrübeyi ülkemize de kazandırmak istiyoruz. İnşallah o da olacak. Bu TK'ya kurduğumuz bir kömür kurutma tesisi. Rotary tip kömür kurutmaları çok fazla yapıyoruz zaten. Bir kömür madencilerinin hepsinde var. Kendi kömürünü yakarak kömürü kurutuyoruz. Ama rotary kurutmalarda kullandığımız kömür hep 0.5 ile 20 mm elek altı dediğimiz, toz kömür dediğimiz kömür. Bu TK'nin farklı bir isteği vardı burada, Ilgın'daki tesisinde. Burada biz parça kömür kurutuyoruz. Yine kömür önünde bir kömür kazanımız var. Kömürü yakarak bantlı kurutucuda 20 mm ile 50 mm arasındaki parça kömürleri kurutuyoruz. Tabii bir miktar ufalanma oluyor kurutma yönteminde. Ama ne oluyor? Ilgın'ın kömürü biraz çok nemli. %50 nemle giren kömürü biz burada %30'lara düşürüyoruz. Kömürün kalorifik değeri arttığı için de belli başlı kazanlarda daha kolay yakılabilir duruma geliyor. Kısaca sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa ben sorularınızı almak isterim. Biz teşekkür ediyoruz Önder Bey. Soru çoktur herhalde. Bir sürü şey anlattınız. Bana evet, biraz ilgi geçtim hocam da ilgi çeken kısımları varsa onların üzerinden durabilirim. Şimdi son söylediğinizden ben bir sorayım da arkadaşlara geçmeden önce. Hümik asit dediniz de TK'yı yapıyor şu anda da. Ondan sizin yaptığınız ondan kalite olarak daha mı farklı olacak? Yoksa ham madde hepsi aynı Türkiye'deki Leonardit'lerin. Çok bir şey değişmiyor mu? Yoksa prosesten dolayı sizinki daha mı zengin oluyor? Öyle bir şey yanlış anlamıyorsunuz. TK'yı sıvı olarak yapıyor hocam şu anda. Sıvı ümit olarak yapıyor. Bizim yaptığımız tesis granül gübre diye tabir ettiğimiz 2 ile 4 mm arasındaki granül gübre tesisi. Okay, gübre sanayine hitap ediyor daha çok. Tamam. Ama yani şey olarak yani kalite mi diyeyim içindeki hümik ve fulvik asit miktarları olarak farklılaşıyor mu sizin prosesten dolayı? Evet, daha zenginleştirmiş oluyoruz hocam. İşte onu anlamak istedim. Evet, bir de gübre sanayinin gerektirdiği diğer maddeler var. Gübrede kısaca şöyle söyleyeyim. NPK dediğimiz azot, potasyum, fosfat. Herkes bunların ne kadar olduğuna bakıyor içinde. Evet. Bunu gerekli miktarda içine dahil ederek granül yapısında gübre sanayine satıyorlar. Çok değerli bir gübre aslında. Evet, sizinki entegre yani kompleks bir gübre olmuş oldu. Sadece evet, aynen öyle olmuş oldu. TK'ninki gibi değil, anladım şimdi. Evet hocam. Bu çinko borat, ben gene sormaya devam edeyim. Çinko borat yangın geciktirici olarak şu kablolarda falan kullanılan. Evet. Aynı zamanda yangın tüplerinin içinde de kullanılıyor.
Tamam. Bunun mesela alüminyum hidroksitten daha mı üstün ya daha mı çok su ihtiva ediyor? Yani şeyi ne? Artısı ne? Ya daha mı hesaplı? Artısı ne? Daha yüksek sıcaklığa dayanıyor hocam. He. Daha hesaplı değil aslında. Alüminyum daha ucuz kalıyor. Ama bunun yanma sıcaklığı dediğimiz alev alma sıcaklığı alüminyum trioksite göre daha yüksek. Tamam. Yani o zaman uygulamaya göre yani parasına katlanıp bu kullanılabiliyor. Anladım. Bu şey evet. Tabii çok ilgi çekti. Lityum meselesi de. Lityumun evet çok reklamı oldu. Şimdi bu sizin anladığım lityum sıvı halde geliyor. Lityum hidroksit bir şekilde. Evet. Herhalde. Oradan da karbondioksit geçiriyorsunuz. Karbonat olarak çöktürüyorsunuz. Varsayıyorum. Bir de bu lityum biliyorsunuz sıvılarda tuz gölü gibi örneğindeki gibi değil de spodümen olarak kayaçta bulunuyor ya. Onun evet. için onun içinde var mı bir proje? Var hocam şu anda TÜBİTAK destekliyiz orada. TÜBİTAK destekli bir projemiz devam ediyor lityumda. Evet. Tuz gölündeki lityumdan o da yaklaşık 100 ile 300 ppm arası değişiyor. Az önce sizlere bahsettiğim iyon eksenç reçine sistemleriyle zenginleştirme yapıyoruz. Çünkü elektrikli arabalar özellikle çok artmaya başladı artık her tarafta görüyoruz. İnşallah bizim de yerli arabamız çıkacak. Onunla beraber batarya ham maddesi çok önemli oluyor. Ben saydığım evet. projelerden biri bizim kendimize görev edindiğimiz şu oldu. Bataryanın içinde 4 tane ham madde var. Evet. Bizim TÜBİTAK'tan teşvikimiz de şu hocam. Bataryanın yerli ham maddelerle yapılması aslında adı. Neler var? Lidyumu şu anda etimadenin atıklarından ürettik. Tuz gölünden de üreteceğiz inşallah. Nikel ve kobalt mazdağında da var. Gördes'te de var biliyorsunuz. Bunları anlattığımız kimya prosesleriyle nikel sülfat ve kobalt sülfata döndürüyoruz. Pilin içindeki ham maddemiz var. Mangan Türkiye'de her yerde var ama mangan sülfat tesisi henüz yok. İnşallah bir yatırımcı bulursak onu da yerli ham madde olarak kazandıracağız. Bu sefer pilin içindeki 4 tane ham maddeyi, lityumu, nikel sülfatı, kobalt sülfatı ve mangan sülfatı birleştirerek Türkiye pil yatırımın içinde kullandığı zaman kendi madenlerinden ürettiği %100 yerli lityum pili üretecek. Hedefimiz bu. Burada şey yok mu? Grafit. Grafit yani, var hocam. Tabii. O hani dışarıda olarak ayırdığımız zaman onda zaten sıkıntımız yok. He. Şey olarak ama biz pil tarafındaki diğer tarafındaki anot katotun bu kimyasal ham maddelerin hepsini üretmiş oluyoruz. Patent alıyorsunuz. Varsayıyorum. Patent alıyoruz. Var patentlerimiz hocam evet. Hani kendi geliştirdiğimiz proseslerin hepsiyle ilgili patent alıyoruz. Çok güzel. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet Dündar Bey. Müsaade edersen biraz da bizden soralım. Katılımcılar. Ben erken davrandım. Sen... Siz soracağınızı bildiğim için erken davrandım. Hayır sen en son soracaksın. Önce katılanlar soracak. Evet ben izin veriyor musun? Sorabilir miyim? Tabii ki. Göreceğim. Ne demek? Evet, Önder Bey teşekkür ederim. Ben birçok şeyi öğrendim yani, bilmiyordum. Biraz hızlı geçtim hocam ama bu tür, hani, hayır, bu tür bir şey olduğunu, üretimleri olduğunu bilmiyordum. Çok isabetli oldu, teşekkür ederim. Bir hocam. Tane sorum var. Bir tanesi en sondan başlayayım. Şimdi lityum, bu bor atıklarındaki lityum benim yani bilmiyorum arttı mı yani 15 sene önceki bilgime göre 2500 ile 2000 ppm arasındadır. Evet. Yani bunu ve de bu tabii ki Türkiye'de onun olup bunun değerlendirmesine %100 katılıyorum ama dünya ölçeğinde bu miktardaki bir cevherden veya atıktan lityum üretimi ekonomik değildir. Yani minimum doğru. %2'dir bugün taban. Hatta spodümeni alıp flote ederler. Flotasyonla dünyada da öyle uygulama. Zenginleştirip ondan sonra liçe sokup lityum üretimine geçerler. Ama hiç önemli değil. Burada Türkiye'de üretilmesi bu çünkü stratejik bir ham madde. İcabında ekonomik olmasa da evet. yani sübvanse edilip üretilmelidir. Ama
madem ki araştırma da yapıyorsunuz, ben üniversitelerdeki arkadaşlara çok önerdim ama maalesef pek bir şey çıkmadı. Bu çillerin içerisindeki 40 akil çillerindeki lityumu fiziksel veya fiziko-kimyasal olarak bir ön zenginleştirmeye tabi tutulması. Yani milyonlarca ton orada atık var. Evet. Dolayısıyla bu yüzde, yani binde mertebe, milyonda mertebelerinden yüzde mertebelerine getirilebilirse eğer 2000 ppm yerine yüzde bir buçuk. O zaman dünyaya da hitap eden çok ekonomik bir üretim şekli olur ve Türkiye'de önemli bir kaynak olur. Ben Türkiye'de çok kişiye de sordum ama bir tatmin edici yanıt almadım. Spodumen varlığından pek bilgim yok. Yani bir spodumen rezervi Türkiye'de var mı? Araştırıldı mı? Onu da bilmiyorum. Bu araştırılmamıştır. Ama lityumun bugün dünyadaki kaynağı spodumendir. Oradan üretilir. Ekonomik lityum o şekilde üretiliyor. Şimdi bunu geçelim. Bunu sordum, öğrendim. Kısaca bir şey söyleyeyim mi hocam? Anlaşılma olmasın. Başka bir sorun var. Sonra siz söyleyin. Tamam. Bu kömür kurutuyorsunuz dediniz. Çok iri boyutta kömürler. Kömür kurutmanın en evet. önemli tarafı küçük boyutlu. Örneğin 150 mikron, 100 mikron altı kömürü kurutma imkanı. Örneğin flaş veya akışkan yatakta böyle bir evet. çalışmanız var mı? Flaş kurutucu da var hocam. Efendim? Flaş kurutucu hocam, ince taneleri. Evet. Hangi boyut? Mesela 100 mikron altını kurutabiliyor musunuz? Orada? Flaş kurutucunun hani kuru malzemeyi zaten avayla çekerek siklonlarda tutabildiğimiz için özellikle istediğimiz 100 mikron altı olması gerekiyor. Tamam, yani hangi rutubete kadar kuruyabiliyor? Yani eğer pilot testi... Flaş kurutucu... Şöyle söyleyeyim hocam. Mesela filter press çıktısı bize besledikleri kömürler orada yaklaşık %25-30 civarı nemle değişiyor. Çıkış kuru da sıfıra yaklaşıyor. Sıfıra yakın. Peki, hiç yaptınız mı öyle bir tesis, var mı Türkiye'de? Var hocam. Yani kömürlerden kömür yaptım. Şılavını nerede var? Şeyde görmedim ben sunumlarımızı. Ha, onu bahsetmedim hocam. Evet, Trakya'da var. Ha, öyle mi? Trakya'da. Hı? Evet, yani onu da sormuş oldum. Bir sorum daha vardı ama yazmadığım için belki şu anda aklıma gelmiyor. Zamanı kullanmayayım. Aklıma geldiği zaman onu da sorarım. Diğer arkadaşlar soruları var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Dündar Bey, ben görüş bildirebilir miyim? Merhaba. Vedat Özcan, merhaba. Buyurun. Merhaba Önder Bey, herkese selamlar. Vedat Bey, sesiniz gitti. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz Leonardo'dan da gelmiyor mu? Sesim geliyor mu şu an? Şimdi tamam, evet. Şimdi geliyor hocam, evet. Hatlardan herhalde. Tamam, Leonardit'i karşılaştırdığımızda temel fark onlarla bizim ham maddelerde. Bizde maalesef oluşum koşulları nedeniyle mineral madde içinde fümik asit, fülük asit verimleri daha düşük oluyor. Onlar düşük küllü olduğu için de rahatlıkla granül gübre haline çevirebiliyorlar. Bizde de yapılıyor bu tür granül gübreler ama maalesef organik içerikleri düşük. Benzer tesislerde bunlar yapılıyor. İkincisi, bu kömür kurutma ile ilgili girişimlerinizi önceden beri izliyorum. Gerçekten ülkemiz açısından çok hocam, önemli gidiyor, şey. Geliyor. Çok az. Hocam elimden hatta mikrofonu ağzıma kadar getirdim. Şu anda konusunda sanayide maalesef bazı algılar var. İşte bir kurutma işlemini bir tane döner tüp yaparız, içerisine kanatlar koyarız, kuruturuz diye. İşte gerek ekson milimetrik kömürü, gerek spiral kömürlerini, hatta zaman zaman maalesef şılam eleklerinde tutulmuş kömürü kurutmaya çalışıyorlar. Yine gitti. Sonra da bunun tamamı
siklonlara yığıp bırakıyorlar kömürü. Halbuki biraz önce Gökhan Hocam'ın da belirttiği gibi kömür boyutlarına göre doğru kurutucuları tercih etmek gerekiyor. Biz de maalesef sanayide işte ben yaparım deyip herkes bir döner kurutucu ya da bazı maden işletmeleri enerji verimliliği hem de ürün kayıpları açısından çok büyük problem. Kamerayı kapatıp konuşursanız daha anlaşılır. Tamam, kamerayı kapatayım. Şimdi nasıl sesim? Ses kesilmiyor şu an. Ya da mikrofonu çıkarayım. Şimdi nasıl? Ses iyi de arada bir kesiliyor. Şu anda iyi. Geliyor. Hocam sizin de kesilip kesilip geliyor. Herhalde bağlantı sistemsel bağlantıdan kaynaklanıyor. O zaman çok... Yine kesildi. Uzatmayayım. Yani bu çalışmaların... Yine mi gelmiyor? Sesi duyuyoruz Vedat Hocam. Gidiyor geliyor. Tamam. Bu süreçlerde gerek üniversiteler, gerek sizinki gibi kurumlar, gerekse de sanayi işletmelerin işbirliği yapması lazım. Niye yani hep mi? İngilizlerin temel lafı hazır oluşturulmuş süreçlerden yararlanmak. Bütün sanayicilerin doğru tercihleri olur diye düşünüyorum. Sanırım ses sık sık gidip geliyor. Ben şimdilik bu kadarla kalayım. Evet, aşağı yukarı yarısını duyabildik Vedat Bey. Kabaca. Başka var mı arkadaşlar? Vallahi ya internet... Tamam. Yapabileceğim bir şey yok valla. Vedat Bey, sorunuzu isterseniz chat bölümüne yazarsanız daha sağlıklı olabilir. Sesimiz kesildi. Evet. Hayır. Yani neyse ben ya aslında benim bir soru değildi. Yazacak bir şey yok. Beğenmediğim bir sebeple internet bağlantısından kaynaklara da ses kötü geliyor. Yapacak bir şey yok. Ben din izlemede kalayım. Valla kesilmedi aslında. Evet. Evet. Teşekkür ederiz Vedat Bey. Benim bir sorum var gene. Güven Hoca hazır tabii meşgulken yani. Telefonda konuşuyor Güven Hoca. Ben soru sorayım bari bu arada. Evet. Ya magnezyum sülfat dediniz ilgimi çekti de. Şimdi magnezyum sülfat doğal olarak yani kizerit mineral olarak tuzların içinde de oluyor. Almanlar oradan da elde ediyor ama sizinki farklı galiba. Siz o sizinki metalden falan mı böyle magnezyum sülfat yapıyorsunuz? Direkt hocam mesela biliyorsunuz en büyük sahamız bizim Kütahya civarında magnezyum sahalarımız. Orada magnezyum karbonat olarak çıkartılıyor. Evet. Biz bu çıkartılan magnezyum karbonattan magnezyum sülfat üretiyoruz. Karbonattan sülfat. Evet. Hani önce bir fırında magnezyum oksite çeviriyoruz bunu kalsinatör fırında. Daha sonra da sülfürik asitle işleyerek evet. Magnezyum sülfat tulumu elde etmiş oluyoruz. Şimdi biraz konu dışı gibi ama bu birçok malzeme burada paslanmaz çelik anladım. Asit olan yerde evet hocam. Asit olan yerde mutlaka paslanmaza dönüyor. Paslanmaz çelikte sıkıntı var mı? Yani Çin'den dolayı diyelim hadi. Oradan geliyordu da malzeme çoğunlukla. Şimdi durum nedir? Evet. Ya şu anda malzeme temininde sıkıntı yok ama pandemi sırasında en büyük sıkıntı şu anda gördüğüm kadarıyla lojistikte var. Biz de yaşıyoruz. Konteyner bulunmuyor. Evet. Aynen öyle hocam. Aynen, evet. Yani o bizim temin sürelerimizi uzattı. Doğru. Peki yaptığınız şeylerin mesela %100 yerli mi? Biz tabii yerli olsun istiyoruz tabii muhakkak her şey ama bazı şeyler olamayabiliyor. Mesela bürlör tercihiniz ithal olabilir falan. Bürlörde mesela yerliyiz hocam. Hani yapıyorlar. Mesela lityum tesisinden örnek vereyim. Yerlilik oranı %90. Çok güzel. Yani sadece enstrüman ve otomasyon kısmında maalesef bir yerli çözümler bulamadığımız için orada yabancı olmak zorunda kalıyoruz. Ama
%90 oranlara kadar ulaştık orada mesela. Şimdi yine pandemi dolayısıyla dünyada bir çip sıkıntısı var. Biliyorsunuz. Evet. Sizi etkiliyor mu bilmiyorum. Hyundai üretimi durduracağım falan diyor mesela. Çip bulamıyorum diyor. Intel yatırım yapıyor yeni çip fabrikası için falan. Sizde böyle bir şey var mı? Biz işte onun aslında hocam şey kaynağındayız şu anda. Ham madde tarafındayız. Biliyorsunuz çiplerde kullanılan en çok nadir toprak elementleri. Evet. Şu anda da Türkiye'de Beylikova'da bir saha var. Biz de onun pilot çalışmalarını yapıyoruz. Az önce anlattığım size zenginleştirme sistemleriyle, solvent ekstraksiyon ve iyon eksen sistemleriyle. Bizim orada tespit ettiğimiz 4 tane çok güzel nadir toprak elementi var. Evet. Lantan, seryum gibi. Bunları zenginleştirme çalışmaları yapıyoruz. Çünkü şu anda Çin'le Amerika arasındaki bu itişmede de en belirgin nokta nadir toprak elementleri oldu. Çünkü dünya elektrikli arabaya doğru gittikçe mesela elektrikli arabaların az önce bataryasını saydık. Bir taraftan da elektrik motoru var. Elektrik motoru neodyum dediğimiz lantan tarzı nadir toprak elementlerinden üretiliyor. Evet. Veya bir rüzgar türbininde 300 kilogram kadar nadir toprak elementi kullanılıyor. Bu sefer teknoloji üretecekseniz mutlaka bir ham maddeye ihtiyacınız var. Bu ham madde savaşlarından dolayı dediğiniz çiplerdeki olay da doğru. İşte biz ülkemizin teknolojik kazanılması için biz madem pil yapacaksak, arabamızı üreteceksek, kendi uçağımızı üreteceksek, savunma sanayinde belli bir noktalara geleceksek bunun başlangıcı kesinlikle maden. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Bakanın bir şeyi vardı. Malatya Kuluncak'tan ümitliyiz. İşte oralarda arama yapıyorlar herhalde şu dönemde de. Ama bu Beylikahır'la ilgili bir şey soracağım. Proses çalışması yapıyorsunuz anladım da. Atıkta radyoaktivite olmuyor mu toryumdan dolayı? Var hocam. Ne yapıyorsunuz onu? Var. Toryumu toryum nitrat olarak söktürüyoruz. Şu anda dünyada izin verilen 10 ppm altı oralara kadar geliyoruz. Tabii verimliliğimizi etkiliyor bir miktar. Evet. Verim düşüyor biz çöktürdükçe ama 10 ppm altına kadar düşüyoruz. Evet, bir şey izin verir misin Dündar Bey? Ben aklıma geldi sorayım. Ben zaten bu konuyu açtım. Böylece soru soran değişsin yani. Hep sen soruyorsun. Hayır, siz sorun diye ben bu konuyu açtım. Hayır, sondan nadir topraklara girince ben aşağı yukarı 40 yıl önce o Beylikahır'da rahmetli Profesör Bedri İpekoğlu'na doktora yaptırmış. Yani oradaki metalleri, yalnız orada tabii sadece nadir topraklar değil, florit ve barit vardı. Tabii. Önce zaten hocam siz iyi biliyorsunuz. Florit, barit ve de işte nadir toprakları taşıyan bastasit. Yani floriti, bariti de üretip yine radyoaktiviteden arındırmak gerekiyor. Daha sonra da nadir toprakları da belli nadir toprakları tek oksit olarak ama çoğunluğunu birleşik hep bir arada elde etmek. Yani ağır ve hafif nadir metal. Epeyce bu konuda bizim çalışmalarımız var. Sadece orası değil. Bu Isparta dolayındakini de hatta pilot tesisleri kurup bütün bunları kazandık Türkiye'de ama tabii Türkiye'de bilgi yayımı da çok niteliksiz halde. Bana göre bilginin arşivlenmesi de öyle. Yani bazı bilgiler mesela 3 kere 5 kere tekrar üzerinde duruluyor. Bilinen şeyler bir daha yapılıyor. Neyse bunu geçelim. Doğru. Benim esas sorum şuydu. Siz Kaltun'da bir maden tesisi diye bahsettiniz ama ne gibi bir maden tesisi? Ben tam anlayamadım. Efendim? Bizim orada Kaltun'da yaptığımız çalışma feldispat tesisi hocam. Hayır, feldispatı ne? Nesini? Nedir? Flotasyonu mu? Yoksa ne gibi bir maden? Kırma eleme flotasyonu. Kırma eleme flotasyonu hocam. Ha, flotasyon. Anladım. Evet. Yani şeyde maden tesisi diye geçti. Tam anlayamamıştım ne oldu. Yani şunu demek istiyorum. Bu tür yani ısıl değerli veya kurutmalı vesaire solvent ekstraksiyonlu iyon değiştirme prosesleri dışında kırma, öğütme, flotasyon gibi cevher zenginleştirme proseslerini de uyguluyor yani ASOS. Onu anladım şimdi bu cevabınızdan. Tabii hocam hani son nokta orada bizde şey hani biz klasik Türk makinacı gibi işte
kırıcı da yaparız, bant da yaparız, filtre pres de yaparız mantığında değiliz kesinlikle. Bizim ürettiğimiz ekipmanlar var. Bu ekipmanları üretiyoruz. Geri kalanın tesisin mühendisliğini yapıp, mesela değirmeni kim üretiyorsa değirmenciden alıyoruz. Kırıcıyı kim üretiyorsa kırıcıdan alıyoruz. Ama firmalar şu anda bu tarz büyük işlerde hızlı yol alabilmek için bir tane proses müteahhiti tercih ediyorlar. Orada da büyük ekipmanlar bizim ürettiğimiz ekipmanlar olduğu için geri kalan işin de projenin yönetimini de bize vermeyi tercih ettikleri için öyle bir yola gidiyoruz o zaman. Yani şunu demek istiyorum. Demek ki cevher zenginleştirme tesislerinin temel ve detay mühendisliklerini yapıyorsunuz yani. Evet hocam. O sonuca gelebilir miyim? Evet. Yani hem temel mühendislik hem detay mühendislik. Tamam. Evet yani hocam, ben doğrudur. Bilmek istiyorum, o bakımdan sordum. Teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Başka soru varsa el kaldırabilirsiniz. Aşağı yukarı bir saat olmuş. Evet. Süre dolmuş ya. Evet, ona baktım. Dündar Bey, ben soru sorabilir miyim? Buyurun Doğan Bey. Kırma öğütme sistemleri yapılmış anladığım kadarıyla maden tesislerinde. Bu tesislerde toz emmeyle ilgili bir çalışma yapıldı mı? Ya da bu yönde bir mühendislik çalışmanız var mıdır? Doğan Bey, bizim toz en çok bu akışkan yataklı kurutucularda karşımıza çıkan bir olay. Onlar da biliyorsunuz hava ile kaynatarak kuruttuğumuz için ciddi manada kuruyan ürünlerde ya da bizim işte -60 mikron diye tabir ettiğimiz ürünler havayla beraber siklon, jet pass filtre kısımlarına gidiyor. Daha çok oradaki tozsuzlaştırma sistemlerini yapıyoruz. Bunlar neler oluyor? İşte en başta kaba ayırma için bir siklon sistemleri oluyor. Daha sonra jet pass filtre sistemleri oluyor. Şimdi bir ilerlemede de eğer bir emisyon varsa içinde ya da daha da bir tozsuzlandırma istiyorsa West Scrubber dediğimiz ıslak filtreler giriyor işin içine. Bir de onları yapıyoruz. Bu yönde toz bastırma ile ilgili endüstriye yani kendi yaptığınız tesisler haricinde hizmet veriyor musunuz? Ha, yok, sadece kendi yaptığımız ekipmanlarda bunu uyguluyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Doğan Bey, haznelerde toz problemi var. Çok. Diz boyu. Anlaşılmıştır. Peki. Sabri Karahan'ı gördüm birdenbire. Merhabalar Dündar Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim ama yani gördüm diyorum ama isminizi görüyorum. Biraz evet bu yani, şeyi. Yüzünü saklıyorsun Sabri Bey. Hocam ne yapayım, görülecek gibi kalmadı yüz. Ama biz, bak ben saklamıyorum, sen niye saklıyorsun? Sizin maşallahınız var, güzelliğiniz artıyor. Bırak şimdi, bırak. Siz her gün biraz daha gençleşiyorsunuz. Öyle deme. Bak ben bir aydır istirahattayım. Şu anda hocam, ayağımı kırdığım için haberim var. Şeylere katılıyorum. Konuşmuştuk. Haberim var. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bir taraftan da Güven Hacı hiç oturmuyor. Şu anda mesela vakıfta. O nasıl bilmiyorum. Oturtacaksınız. Önder Bey, teşekkür ederiz efendim. Ben biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Denk gelmedi inşallah. Şimdi eğer yayınlarsanız onu okurum, izlerim. Çok arzu çok ediyorum. YouTube'dan yayınlıyor Sabri Bey. Öyle mi? Çok güzel. Tabii tabii. Bütün bu şeyleri yayınlıyor. Evet evet. Evet, tam bir saat oldu. Başka soru yoksa kapatacağım. Herkesin vaktini işgal etmeyeyim. Önder Bey, tekrar çok teşekkür ediyorum. Vakıf adına, kendim adına da. Ben de bilmediğim şeyler oldu. İyi oldu bu. Sizin konunuz biraz da özel tabii. Her ne kadar iki yılda bir fuarlar sırasında görüşüyorduk, ediyorduk ama bu fuarın da ne olacağı meçhul. Güven Hocam, fuar ne oluyor? Oluyor. Aralıkta olacak. Tamam. Yani bugün de Sağlık Bakanımız bu salgının sonbahara kadar son bulacağını söylediğine göre Aralık ayındaki olacaktır. Öyle söyledi yani.
50 milyon kişiye aşılamış olacağız dedi Haziran ayı sonuna kadar. Ya bu inanılacak gibi değil ama neyse. Vallahi biz inanmak hocam sonra... Bill Gates öyle demiyor. Bill Gates farklı söylüyor. 2022 değil. Öyle mi? Bill Gates Türkiye'yi bir hesaba katmıyor. Bu işleri çabuk bitiririz. Bizi bilmiyor. Yani en azından biz o Covid-19'a